Tabii Kazakistan'ın son yıllarda önemli bir değişim içerisinde olduğunu görüyoruz. Özellikle yapılan anayasa referandumu değişikliğiyle birlikte ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda önemli bir değişiklik içerisinden geçiyorsunuz. Güçler ayrımı prensibini tahkim ederek, meclisin gücünü artırarak, demokrasinin kalitesini yükseltmek için gayret sarf ediyorsunuz. Bunun sonucu olarak da Kazakistan parlamentosunda siyasi partilerin sayıca artmış olması, altı siyasi partinin parlamentoda yer alması, demokratik katılımında önemli bir göstergesidir. Ve biz bu süreçte sizlere gerçekten üstün başarılar diliyoruz. Ayrıca Kazakistan'ın senatosu da çok birikimli siyasetçileri barındırıyor. Kazakistan'ın ekonomik, siyasi, sosyal kalkınma sürecinde senatonunda önemli bir bilgi ve tecrübe birikimiyle katkı sunduğunu görüyoruz. Bu çerçevede biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Kazakistan Senatosu'na her türlü desteği, her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Dilde, işte, fikirde birlik olmazsa siyasi birlik olmaz. Bunu sağlayabilmek için biz her türlü çalışmaya açığız. En az dilde birlik kadar önemli olan şey kültürel birliğin ve ortak kültürel mirasın üzerinde çalışılmasıdır. Efendim. Kazakistan'ın